Çubuk Akkuzu köyünde şehit cenazesine katıldım. Köyden Çubuk ilçe başkanlığımıza geldiler. Köy için büyük bir Türk bayrağı istediler. O bayrağı verdik. İlçe başkanlığımız verdi. İlçe başkanımız arkadaşlarla birlikte şehit ailesini ziyaret ettiler. Saygılarını, üzüntülerini, başsağlığı dileklerini ilettiler. Sonra şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte gittik, katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadılar. Bir grup. Önce şunu söyleyeyim. Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum. O sakinlere benim saygım vardır. Benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapan ve kışkırtan insanlardır. Dolayısıyla Yener Kırıkçı şehidimiz, Allah'tan rahmet dilemek, başsağlığı dilemek, hem aileye hem milletimize dilemek bizim boynumuzun borcudur. Bunu zaten yapmak zorundayız. Cenazeye gidiyorsanız o cenazenin ağırlığına uygun bir duruş sergilemek, namazı kılmak, duayı yapmak bizim görevlerimizden birisidir. Değerli arkadaşlarım, o şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında cenaze gelmiş, sloganlar, hakaretler. Ya bırakın bari bir namaz kılınsın. Ya bırakın bari bir Fatiha okunsun. Ya bırakın bari bir helallik olsun. İzin vermiyorlar. İçimden geçirdim. Ya bunlar gerçekten Müslüman mı? Bunlar gerçekten şehide saygı gösteriyorlar mı? Bunlar gerçekten de şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı? Şehitlerimizin %99'u fakir aile çocuklarıdır. Bir daha söylüyorum. Şehitlerimizin %99'u fakir aile çocuklarıdır. Şehit cenazelerine katıldığımızda şehit cenazesi bir top aracının üstüne konur, arkasından aile yürür, devlet erkanı da onun arkasından yürür. O aileleri, yakınlarını hep gözlemlerim. Çoğu yoksul ailelerin çocuklarıdır. Ve bunu zaten oturdukları evler, ailelerin evleri, geçimi vesaire falan baktığınızda bu çıplak gerçeği hepimiz görürüz. Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz nokta şudur. Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan haksızlığı ben eleştiriyorum. Benim için fark etmez. Bir canımız var. Benim için var. Şehit cenazesine yapılan hakaret, şehit cenazesine yapılan hakaret benim vicdanımı derinden yaralamıştır. Şehit cenazesi, ya şehit cenazesi. Başka bir şey değil ya. Nasıl siz bunu yaparsınız? Bırakın bari bir namaz kılınız. Arkasından bir linç girişimi. Saldırı diyorlar, protesto diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Bir linç girişimiydi. Bunu yapmak istiyorlardı. Yapamadılar ve beceremediler. Hani derler ya, rahmetli annem çok sık kullanırdı. Verilmiş sadakamız var diye. Verilmiş sadakamız var diye. Sadece bana değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili orada, milletvekillerimiz orada. Aynı muamele onlara da yapıldı. Bir eve girdik. O aileye, ailenin küçük çocuğu Muhammed'e, diğer iki çocuğu daha var ama onların isimlerini bilmiyorum, Muhammed'e buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. O ailenin yaptığı iyiliği de unutmayacağım. Hayatımda iki kez polisin akrep diye tanımladıkları zırhlı aracına bindim. Birincisi Ardanuş'tan Şavşat'a giderken PKK'nın yaptığı saldırıydı ve bir erimiz şehit olmuştu. O ara uzun namlulu silahlarla pek çok atış yapıldı. O
Vadide kurşun seslerinin yankılarını duydum. Bir süre sonra polis aracı geldi ve ben o araca bindim ve başka bir yere götürdüler. Saldırı yapan PKK'ydı. Akkuzulu köyünde de evden çıkıp yine bir polis akrep aracına bindim. Orada da saldırı vardı. Onların PKK'dan hiçbir farkı yok. Onların tamamı aynı zamanda PKK'lı. PKK ülkeyi bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Bunlar da ülkeyi bölmek, parçalamak istiyorlar. Aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı amaçla. Aynı yolun yolcusular. Ama biz sakinliğimizi koruduk. Ne yaparlarsa yapsınlar. Evde iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'le görüştüm. Orada bir olayın olmaması için toplantının, mitingin bir an önce sonlanmasını da yumuşak bir dil, herkesi kucaklayan bir dil kullanılması gerektiğini de ifade ettim. Çünkü bir provokasyonu, yüz binlerin olduğu yerde bir provokasyonu engellemek çok daha zordur.